Evet. Şimdi burada demiş ki bir şehir taksi. Bir şehirdeki taksi açılış ücreti 4 TL'dir. Açılıştan sonra kilometre başına 3 TL ücret alındığına göre bu durumu ifade eden fonksiyonu yazıp bu fonksiyonu ifade eden grafiği çizin. Şimdi burada direkt bunu şöyle yapabilirim. fx eşittir diyeceğim. Fonksiyona fx diyelim. Açılışta 4 lira alıyor. 4 artı Kilometre başına 1 kilometre 3 TL alıyor. O zaman iki, her x kilometre gittiğinde x'e bağlı yazdım ya. Her x gittiğinde 3 TL alacağı için x kilometre de 3x alacak. Açılış bir de var 4. Yani direkt fonksiyonun 4 artı 3x. fx eşittir ya da 3x artı 4. Doğrusal fonksiyon. Ya da şimdi burada kilometre başına dediği için bunun düzenli artacağı belli. fx eşittir ax artı b diyorum. fx eşittir ax artı b. Şimdi Açılış ücreti 4 demek x 0 iken x diye bir şey yok daha hiç kilometre gitmemişim. x 0 iken b dediğim 4 bulunur. a çarpı 0 artı b. b 4 bulunur. E sonra kilometre başına 1 lira alıyor ya. Örneğin x'e 1 verdiğim zaman 1 kilometre gittiğimde ne olacak? x 1 yazıyorum. f 1 yani. a artı b. Kaç olacak? 7 olacak. Neden? Çünkü açılış 4. 1 kilometre gittiğinde 4 artı 3 7. E, B'yi 4 bulmuştum. A'yı buradan 3 bulurum. Yine 3x artı 4 elde ederim. Ya da direkt cümleden 3x artı 4 anlaşılıyor. Şimdi bunun grafiğini çiz diyor. Doğrusal grafik çizeceğim. Ben şöyle. 3x artı 4'ün grafiğini çizeceğim. 3x artı 4'ün grafiğini çizeceğim ama burada önemli olan şu. E, açılış ücret demek 0 kilometreden başlayacağım demek. Yani 0 kilometrenin altına inemem. Normalde bunu ne yapıyordum işte. E, y eşit 0 için x eksi 4 bölü 3 bulunur. x'e 0 verdiğim zaman y'si 4 bulunur. Yani şurası 4. Doğru mu? y'si 4. Normalde x'i eksi 4 bölü 3. Şöyle bir yerde olur x'i. Eksi 4 bölü 3 şurada olsun. Şuradaki doğruyu çizerim ben normalde. Şuradan başlarım. Şöyle bir doğru çizerim. Ama öyle değil. Ben sıfırdan başlayacağım açılış yürüt dediği için. İlk başladığımda 4'ten başlıyorum ve doğrusal olarak gidiyorum. Şöyle bir grafik. Bunu temsil etmek için şu eksi 2 bölü 3'ü yazmayız bunun grafiğini çizerken. F1 de 7'ye eşit olduğu için şurası 1 iken şuraya da 7 karşılık getiririm. Böyle bir doğrusal grafik elde ederim. Yani 4'te 0'dayken x'i 0 iken bu tabi x ekseni bu y ekseni. X'i 0'dayken 4'te x'i 1'deyken 7'de işte x'e 2 verdiğim zaman ne olacak bu? 10 olacak. Bundan sonra hep 3'er 3'er artacak diye düşünebilirim. Şimdi geçtiğim diğer soruya. Bir bitkinin boyunun yıllara göre değişimi fx doğrusal fonksiyonu ile modellenmiş. Doğrusal fonksiyon olduğunu biliyorum. Yani ben bunu aslında fx eşittir ax artı b diyebilirim. Direkt. Burada direkt kuralı yazamayabilirim. Başlangıçta 1'miş. Yani x'e 0 verdiğim zaman f0 1. 3 yıl sonra x3 olduğu zaman yani burada x dediğim yılı temsil ediyor. f de kaçmış? 5'miş. Şimdi f0 1 ise direkt x yerine 0 yazıyorum. A çarpı 0 artı B. B'yi 1 bulurum. F3 5 ise 3A artı B eşittir 5 diyeceğim. F3 demek x yerine 3 yaz demek. 3A artı B eşittir 5. Şimdi ben buradan B'yi 1 buldum ya. B yerine şurada 1 yazdığım zaman 3A eşittir 4. Yani A dediğim 4 bölü 3 bulundu. O zaman benim fx fonksiyonum ne oldu? Bak fx fonksiyonum 4 bölü 3x doğru mu? 4 bölü 3x artı ne oldu? 4 bölü 3x artı 1 oldu. B'yi de 1 buldum. Şimdi bu bitkinin boyunun yıllara göre değişimi. Diyor ki bitkinin boyu kaçıncı yılda 21 metre olur? Burada 21m'yi ayırabilirim ya da 21 metre diye yazabilirim. Ee, şuraya 21 metre diye yazıp ayrı yazayım. Fark etmez. Yani diyor ki ne zaman fx 21 olur? fx'i 21'e eşitleyeceğim kaçıncı yılda? X kaçtır diyor. 4 fx 21 ise x kaçtır? E buradan 4x bölü 3 eşittir 20 olur. Biri karşıya attım. Yani içler dışlar attım. 4x 60. X 15 bulunur. Yani bitkinin boyu kaçıncı yılda? 15. yılda. Doğru mu? 15. yılda ne olacak? İşte 21 metre olacak. Şimdi geçtim diğer soruya. kum kumbarasında 22 TL vardır. Babası da her hafta 8 TL verdiğine göre bu durumu gösteren fonksiyon. Şimdi bak fx fonksiyonu diyeceğim buna. En başta 22 TL var zaten x 0 sıfırken. Başlangıç 22. Sonra her hafta 8 TL. Doğru mu? X'i ben burada hafta olarak düşündüm. O zaman benim fonksiyonum ne oldu? 22 artı 8 x. Zaten bana bu fonksiyonu soruyor. Her hafta 8 TL verdiğine göre bu durumu gösteren fonksiyon. Tabii ki buradaki x ne oluyor? hafta sayısına bağlı değişken oluyor. X hafta sayısına bağlı değişken. 22 artı 8 x ya da 8 x artı 22 diye yazabilirim. Bu kazanımı da bitirdik. Diğer kazanımda görüşmek üzere.